duruşu var mıdır, vacip midir? Nerede orasını bozan bir hanımefendi bu? Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban duruşa? İslami mezhebine göre evde hikaba girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyanet Televizyonu'na hoş geldiniz, safa getirdiniz. Yaklaşık bir saat boyunca merak edilen dini içerikli sorulara cevap bulmak adına buradayız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sayın Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuzdaki ilgili arkadaşlarla görüşeceksiniz. Sonra da inşallah sizi yayında sorunuzu sormak üzere misafir edeceğiz. Mail üzerinden sorularını sormak isteyen izleyicilerimiz diyanete.soralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilirler. Ve sosyal medya üzerinden bizi takip etmek isteyen, sorularını sosyal medya hesapları vasıtasıyla bize göndermek isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Takip ederseniz çok seviniriz efendim. Sosyal medya üzerinden gelecek soruları da bendeniz sizler adına inşallah hocama aktaracağım ve hocamdan cevaplarını isteyeceğim. Hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Ümmeti Muhammed sağlık, sıhhat, afiyet bulsun niyazıyla hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Sonra vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza. Allah kolaylıklar versin. Amin hocam. Allah razı olsun. Mustafa Bey'in selamları var efendim. Hac için beklettiğim bir param var. Bu parayı zekata dahil edeceğim mi? Yani zekat hesaplaması yaparken bu parayı da dahil edip hesaplamayı ona göre mi yapacağım? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem hocam, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi bazı kardeşlerimize Rabbim nasip eyledi. Haçta kurasında ismi çıktı. İnşallah bu kardeşlerimiz bu sene, önümüzdeki sene haç vazifesini güzel bir şekilde yaparlar. Hac kurasında ismi çıkan kardeşlerimizin hac için ayırdıkları hac parasına zekat düşmez. Fakat henüz ismi çıkmayan kardeşlerimiz ise hac için ayırdıkları paraya zekat düşer. Eyvallah. Yani bu yıl kurada ismini gördüyse o parayı zekat hesaplamasından düşecek. Evet. Ama henüz ismi kurada çıkmadıysa zekatını verecekler. Evet, aynen özetlediğiniz gibi. Peki efendim, teşekkür ederiz. İsa Bey'in selamları var. Muhterem hocam, bir kişi hacca yazıldı. Ondan sonra da parayı harcadı veya ihtiyacı oldu da başka bir yere harcamak durumunda kaldı. Daha sonra da kura çıktı kendisine. Acaba parası olmadığı için farziyet üzerinden kalkar mı? Bu konu hakkında ne söylersiniz demiş. Şimdi bakın, biraz önceki meseleyle ilgili bu husus. Dikkat ederseniz hac için, hacca gitmek için bir kenarıya para koyan bir kardeşimiz kurada ismi çıkmadığı sürece, hatta hac için kurada ismi çıksa bile onu götürüp de teslim etmediği sürece vazgeçebiliyor. Onun için dikkat ederseniz Hac ve Ümre Genel Müdürlüğümüz bu sene ismi çıkan kardeşlerimize bir an evvel kesin kayıt yaptırmalarını söylüyor. Evet. Yani hemen paralarını yatırmalarını söylüyor ki durum netleşsin diye. Şimdi bu durumda bir kardeşimiz efendim hacca gidecek, onu hacca götürecek, orada efendim iaşe ibadesini sağlayacak, tekrar geri dönüp getirecek ve geride bıraktıklarının da nafakasını karşılayacak bir parayı bir kenarıya ayırdıktan sonra, bu paraya güç yetirdikten sonra, haccın temel yükümlülük şartlarından birisi malumunuz istitaat. Bu paraya malik olduktan sonra hacca gitmeyip efendim veya kurada ismi çıkmayıp ama bu parayı daha sonra başka şeylere harcamışsa, ihtiyaçları için olabilir. Ve ondan sonra da bu kardeşimiz
Yeniden bu parayı toparlayamamışsa, hac için kurada ismi çıktığı halde toparlayamamışsa, bu kardeşimizin bir şekilde borç bulup hacca gitmesi gerekir. Çünkü bu kardeşimiz evvela kurada ismi çıkmadan önce hacca onu götürüp getirecek parayı biriktirmişti. Yani istitaa sahibi olmuştu. Hac için zengin diyebileceğimiz şartı elde etmişti. Daha sonra bu parayı elinden çıkarması ondan bu yükümlülüğü düşürmez. Efendim bu sene hacca gidemiyorum. O zaman tekrar kuraya yazılır. İleriki yıllarda gider. Ta ki bu ölene kadar devam eder. Eğer Rabbim yani ona hac nasip etmez de hak vaki olursa, yani ölürse vasiyet etmesi gerekir. Ama bu kardeşimizin üzerinden efendim yükümlülük düşmez. Özetlersek, zengin olduktan sonra fakir düşen bir kimseden eğer hacca gitmemişse o zenginlik döneminde hac yükümlülüğü düşmez. Eyvallah hocam. Şimdi Sümeyye Hanım da bu sorunun benzer bir versiyonunu sormuş. Aslında kendisine sormuşlar, kendisi bir cevap vermiş, onu teyit etmek istiyor. Muhterem hocam, borç parayla hacca gidilir mi demiş ama bu soruyu ben biraz daha revize edeyim, şöyle sorayım. Mesela vatandaş dese ki hani yüksek oranda 5-6 yıl sonra ihtimaldir bana çıkar hac dedi ve hiç parası yokken, yani henüz istitaat noktasında hiçbir adım atılmamışken yazıldı. Kuraya girdi ve ikinci, üçüncü senede çıktı kurada ismi. Bu sefer borç para almalı mı? Öbür tarafta elden borçları var, kredi borçları var. Hayatını idame ettirmek için hem orada hem burada biraz para da bırakması lazım. Bu durumda olursa ne olur? Evet, şimdi malum haliniz ülkemizde yani kontenjan sebebiyle şöyle bir durum var. Yani bir kişi ömründe bir kere hacca gidebiliyor. Evet. Fakat kurada ismi çıkıp da bu sene gücü olmadığı için hacca gitmeyen bir kimsenin hakkı kaybolmuyor, yok olmuyor. Ondan dolayı ertelenebiliyor. Daha sonraki yıllar tekrar kuraya giriyor, tekrar isminin çıkmasını bekliyor. Onun için bu şekilde borçlu olan kardeşlerimiz eğer ismi çıkmışsa o zaman bunu erteleyebilirler, daha sonra gitmek üzere. Ama burada istitaat kavramı, yani mali olarak hacca gidebilme gücünün olması hacca gideceği sene, yani o dönem bu güce sahip olmalıdır. Bu durumda bu kardeşimiz kuraya girdi, yazıldı. Efendim 3 sene sonra çıktı, 5 sene sonra çıktı. Fakat henüz maddi olarak elinde bir gücü yok. O kişiye hac farz değildir. Kurada isminin çıkması önemli değil. Bu kişi ne yapar? Gücünün çıkacağı bir dönemi bekler. Efendim erteler. Yani fakat biliyorsunuz erteleme ben 3 sene sonra gideceğim şeklinde değil. Daha sonra tekrar yine kuraya girme. Hakkı yanmıyor, tekrar kuraya giriyor. Tekrar kuraya girer. Allah'ın izniyle efendim hac için maddi olarak bir imkan oluşturmaya çalışır. İleriki yıllarda tekrar çıkar ve gider. Eyvallah. Peki bütün bunların yanında kurada ismi çıktı. Henüz istitaatı yoksa bile, parası yoksa bile bir eşinden, dostundan faizsiz şekilde borç aldı. Gidebilir mi? Elbette ki. Yani şu anda gücü yok ama borç aldı. Dedi ki Allah'ın izniyle ben bunu ileriki dönemde öderim. Ve bu almış olduğu borçla hacca giderse onun üzerinden hac yükümlülüğü düşmüş olur. Daha sonraki yıllarda zengin olduğunda tekrar gitmesine gerek yoktur. Peki efendim, teşekkür ederiz. Amasya'dan bir telefonumuz var. Rukiye Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Çok şükür bu sene hac kuyruğumuz çıktı, gittik geldik, Allah kabul etsin. Şeytan başlamak için yani ben belediyeden toplanıyor diye biliyordum. Bizim görevlilerimiz de kaldığımız otelin yakınlarından toplattılar. Bu doğru mu? Onu öğrenmek istiyorum. Peki efendim. Allah kabul etsin. Amasya'ya selam ederiz. Duanızı eksik etmeyin. Hayırlı akşamlarınız olsun.
Evet. Ne dersiniz hocam? Şimdi bu kardeşimizin sorusuna cevap vermeden önce bir önceki soruya bir şey daha ekleyelim müsaadeniz buyurun olursa. Buyurun hocam, ne demek, estağfurullah. Şimdi zengin olduğu halde hacca ve ismi kurada çıktığı halde hacca gitmeyen kardeşlerimiz için söylemek istiyorum. Daha sonraki hayatımızda neler olur, neler biter, elimizden o imkan gidebilir. Onun için hem imkanımız yerinde maddi olarak, sağlığımız yerinde, hem de kurada ismimiz çıkmışsa bunu ertelemeyelim. Yani değil yarın mi? Ne getirir bilemeyiz. Tabii çünkü. Bu önemli bir şey. Yani o açıdan bunu ifade etmek istedim. Kardeşimizin sorusuna gelirsek, Müzdelife'de efendim şeytan taşlamada kullanacağımız taşları Müzdelife'de toplamak müstehaptır. Yani bu şu demektir. Başka yerlerden de toplanabilir. Hı hı. Görevlilerimiz ya o gece Müzdelife'de acaba toplayabilir mi, toplayamaz mı gecenin bir karanlığında? Zaten ilk defa hayatında gidiyor. Öyle bir sıkıntı çeker mi, çekmez mi diye önceden tedbir almışlar. Ondan dolayı bir sıkıntı olmaz, bir problem olmaz. Kardeşimiz bunu kafasına takmasına gerek yoktur. Rabbim kabul eylesin. Amin efendim. Sosyal medyadan Zübeyir Bey selamlarını iletmişler. Müzdelife'de çadırlar vardı. Şafii mezhebinden olanlar orada bir gece kalıyorlarmış. Böyle bilgi aldık diyor. Bizler Müzdelife'de akşam ve yatsıyı birleştirerek kıldık. Duadan sonra da şeytan taşlamaya doğru, Mina'ya doğru yola çıktık. Bazıları diyor ki Müzdelife'de bir gece kalmak vaciptir. Haliyle sizin yapmış olduğunuz bu uygulama eksik. Bu konu hakkında hocam ne der, bizleri aydınlatırsa çok seviniriz demiş. Burada bir bilgi karışıklığı var. O bilgi karışıklığını düzeltelim evvela. Şafii mezhebine göre Müzdelife'de vakfe durmanın vakti gece yarısın ile imsak arasıdır. Yani sabah namazının ilk vakti, hı hı. Oruca başladığımız vakittir. Hanefi mezhebine göre ise Müzdelife'de vakfe yapmanın vakti imsak ile güneşin doğuşu arasıdır. Bütün bu ulemaya göre Müzdelife'de gecelemek ise sünnettir. Burada zaten Şafii mezhebinden olan kardeşlerimiz gece yarısıyla imsak arasında Müzdelife'de eğer vakfe yapmışlarsa zaten onlar için herhangi bir problem kalmamıştır. Orada gecelemek ise zaten sünnet olduğunu söyledik. Sünneti yaparlarsa daha güzel olur. Ama sünnet terk edilmişse burada herhangi bir ceza gerekmez. Hanefi mezhebinden özellikle İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre ise Müzdelife vakfesini İmsak ile güneş arasında yapmak vaciptir. Yani bu vakitte yapmak gerekir. İmsak ile güneşin doğuşu arasında. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer alimlere göre ise dediğim gibi geceden Müzdelife'de vakfe yapılabilir. İmsak ile güneşin doğuşunu beklemeye gerek yoktur. Sadece yani gecelemek sünnettir güneş doğana kadar. Hı hı. Bu durumda şu anda aşırı kalabalıktan dolayı, izdihamdan dolayı 4 milyon insanın Arafat meydanında toplandıktan sonra Müzdelife üzerinden Mina'ya geçtikleri bir organizasyon düşünün. 4 milyon insanın. Yani bir hayli kalabalık, evet. Ve tehlikeli. Yani ülkemizde bir şehirde bir miting olduğu zaman veya bir futbol müsabakası olduğu zaman bir 80 bin kişi, 100 bin kişi bir araya gelip bir yerden dağıldığı zaman ne kadar problem olduğunu biz biliyoruz. Bir gece akşam namazından sonra 4 milyon insan Müzdelife dediğimiz dar bir geçitten geçip oradan Mina'ya, şeytan taşlamaya, oradan da Mekke'ye iniyorlar. Böyle bir durumda ülkelere de ayrılan belli bir yer var. Yani herkes her istediği yerden de idari sorundan dolayı gidemiyor. Zaten gitmesi de mümkün değil.
Bütün hacılarımız, yani bizim sadece Türk hacımız, malum haliniz Türkiye'den giden hacılar yaklaşık yani 80-90 bin kişi. Avrupa'dan gelen hacılarımızla birlikte 100 bini aşkın bir sayımız var. Bu hacılarımıza her istediği yerden gitmesine izin verilirse hacılarımızın hepsi kaybolur. Ondan dolayı belli bir organizasyon içerisinde hareket ettiğimiz için bize ayrılan bir yer ve bize ayrılan bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içerisinde hacımızı Arafat'tan intikal ettirip, Müzdelife'den geçirip, Mina'da şeytan taşlayıp salimen otellerine kavuşturmamız gerekiyor. Bu açıdan bu konuda İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşüyle değil, rahmetullahi aleyhi, onun dışındaki ulemanın, cumhur ulemanın, İmam-ı Azam'ın talebeleri dahil olmak üzere görüşleriyle amel ediyoruz. Yani bir onları problem yok. Taklit ediyoruz. Ondan dolayı kardeşlerimiz müsterih olsunlar ve İmam-ı Azam'ın dışındakilerin görüşüne göre ise efendim imsakten sonra Müzdelife vakfesini terk ettiği için de herhangi bir ceza gerekmiyor. Bu açıdan kardeşlerimiz yapılan organizasyona mutmain olsunlar. Allah'ın izniyle Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda almış olduğu idari ve şer'i, fıkhi kararlarla hacılarımıza en güzel bir şekilde ibadetlerini yaptırıyor. Bundan dolayı da Diyanet İşleri Başkanlığımızın hacdaki yapmış olduğu organizasyon her sene takdir ediliyor. Bütün evet. ülkelerce. Bu sene de, bu geçtiğimiz sene de en iyi organizasyon en iyi almıştık. Her açıdan, yalnız burası önemli. Her açıdan yapılan işlemler bağlamında en iyi organizasyon olarak kabul edildi ve birinci seçildi. Rabbim yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. İşte mezheplerin ihtilafının rahmet olduğu hususunun hacda çok güzel tecelli ettiğini hep beraber görüyoruz. Birçok konuda, bu da tabii, onlardan bir tanesi. Yani Şafii mezhebindeki kardeşlerimiz Mina'da geceleme gibi veya işte mahremlerinin dışında kişilere el değdiğinde abdestinin bozulması hususunda olduğu gibi Hanefi mezhebine tabi oluyorlar, taklit ediyorlar diyelim. Hanefi olan kardeşlerimiz yine bazı hususlarda Şafii mezhebini, hatta Maliki mezhebini taklit ediyorlar. Böylece o büyük kalabalık içerisinde, büyük organizasyonda efendim İslam'ın geniş kolaylık fıkhından yararlanıp ibadetlerini en güzel şekilde yapıyorlar. Rabbim kabul eylesin. Amin hocam. Allah razı olsun. Etraflıca anlattı hocamız. İnşallah hiçbir soru işareti kalmamıştır kafamızda. Eskişehir'den bir telefonumuz var. İsmail Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar temenni ediyoruz. Teşekkür ederiz İsmail Bey. Selamun aleyküm bu arada. Ve aleyküm selam. Peygamber Efendimiz zamanında zekat memurları vardı. Resulullah Efendimiz'in tayin ettiği zekat memurları. Evet. Günümüzde yani devletin zekatı toplayıp gerekli fakirlere, gerekli yerlere iletmesi. Yani bu sık sık kafama takılıyor. Diyanette görev yapan hocalarımıza da ilettik. Bu konuda böyle bir soru gelmediğini, düşünmediklerini. Yani öyle mi olsun? Uygulamasıyla, Resulullah Efendimiz'in uygulamasıyla bugün aleyhisselamın günümüzdeki uygulama, vatandaşın kendisi işte 81 gram altına olan zekatını verir. Bunu fakire vermesi mi daha doğru, yoksa devlet eliyle toplanıp da gerekli yerlere ulaştırılması mı? Peki, soralım İsmail Bey, bakalım hocam ne diyecek. Eskişehir'e selam ediyoruz, hayırlı akşamlarınız olsun. Acaba şunu mu soracak diye ben düşündüm işin doğrusu. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde zekat memurları, zekat mükellefi olan insanlardan alınması gereken şeyleri alıyorlardı. Bugün de devlet vergi mükelleflerinden vergi alıyor. Acaba o onun yerine geçer mi diye soracak zannettim. Ama hani bu devlet eliyle yapılsın mı diye sordu. Müsaadeniz evet. olursa iki soruyu beraber cevaplayalım. Seviniriz efendim. Tabii ki. İsterseniz ilk önce sizin sorunuzla başlayayım. Buyurun, buyurun hocam. Devlet toplamış olduğu vergileri
farklı kanallarda kullanabilmekte. Yani bazen kalkınmada kullanır, yol yapımında kullanır, efendim fabrika yapımında kullanır. Devletin kalkınması için her türlü halkına hizmet etmek için kullanır. Fakat zekat fakirin hakkıdır. Fakir olan kişiye temlik edilmeli, yani mülk edindirilmeli. Onda fakirin de bunu mülk edinmesi, yani temellük etmesi gerekir. Devlet topladığı vergiden bazen yani ihtiyaçlılara da verebilir. Fakat bu ihtiyaçlının da zekat alıp alamayacak durumda olması ile ilgili bir takım şartlar olduğunu biz burada her zaman söylüyoruz. Ondan dolayı devletin toplamış olduğu vergiyi sarf ettiği yerlerle zekat olarak ve öşür olarak, yani toprak mahsulleri zekat için toplanan öşürün sarf edildiği yerler birbirinden farklı olabilir. Tekrar ifade etmek gerekirse zekat ve öşür ancak ve ancak fakire verilir. Tabii farklı kalemlerdeki fakir olabilir. Gerçekten fakirdir, hiçbir malı yoktur. Ya da işte zekat alabilecek düzeyde fakirdir. Ya da borçlu fakirdir veya yolda kalmıştır. O da o anda fakirdir, öyle değil mi? Ya da Allah yolunda cihat eden bir gazidir. O da fakir olma şartı aranır. Yani sonuçta insan olacak, fakir olacak ki o zekatı alabilsin veya öşürü alabilsin. Ondan dolayı devletin devlete verilen vergiler zekat yerine geçmez. Bunu özellikle ifade edelim. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Kardeşimizin sorusuna buradan geçiş yaparsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde evet yine zekat sınıfın 8 sınıftan birisi olarak Kur'an-ı Kerim'de de geçen amil kelimesi vardır. Yani zekat toplama memuru. Bu zekat toplama memurları köy köy, kasaba kasaba dolaşır, zekatları toplar. Ondan sonra devlet eliyle de bu zekat fakire biraz önceki bahsettiğim şekilde dağıtılırdı. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh kendi döneminde zekattan para ve ticaret mallarının ödeme işlemini mükellefe bıraktı. Dedi ki ben sadece toprak ürünlerinin bir de hayvanatın zekatını toplayacağım, onun dağıtacağım. Herkes parasının, altının, gümüşünün, ticaret malının zekatını ise kendisi ödesin. Burada demek ki bu fıkıh kitaplarımızda da açıkça anlatılır. Devlet bu görevi mükellefin bizzat kendisine de bırakabilir. Daha sonraki yıllarda da tamamen artık yani hayvanların hayvanı olan kimselere de ve toprak ürünü olan kimselere de zekatınızı, öşrünüzü kendiniz götürün, verin. Yani sorumluluğu tamamen bireylerin üzerine bırakıldı. Ondan dolayı bugün bireyler bu işi yapmaktadır. Peki devlet olarak bu tekrar yapılamaz mı? Yapılabilir ama biz kimseye, yani idarecilerimize illa bu konuda böyle bir şey yapın da demeyiz. İlla yapılmak zorunda da değil aslında. Değil tabii onu anlatmaya çalıştım. Hazreti Osman Efendimizin bunu özellikle paraların, altınların zekatını mükellefe bırakması bunu gösteriyor. Şunu da ifade edelim ki biz halkımıza bu konuda her zaman teşvikte bulunuyoruz. Herkes altının, parasının, ticaret malının, hayvanının, toprak ürününün zekatını ve öşrünü vermesi için tavsiyede bulunuyoruz. Teşvikte bulunuyoruz, aydınlatıyoruz, bilgilendiriyoruz. Vatandaşa götürüp bunun ödemesini yapıyor. Bazen sivil toplum örgütleri, sivil toplum kuruluşları diye düzeltelim daha iyi olur. Bunların içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımız da var. Vekil sıfatıyla, bunun altını çizelim, vekil sıfatıyla zekat, öşür toplar, sadakayı fıtırı toplar, bunu yine götürüp ayeti kerimede emredildiği üzere
ihtiyaçlara, fakirlere dağıtır. Ama burada bu kuruluşlar devletin emriyle yapmadıkları için amil sıfatıyla herhangi bir şekilde oradan kendilerine de bir pay alamazlar. Eyvallah. Bunu da altını çizmiş olalım. Teşekkür ederiz. Şerife Hanım'ın selamları var. Zekatla alakalı bir soru. Diyor ki ben aylık maaşımı aldığım an zekatını veriyorum. Yani yıl sonuna kadar böyle her ay maaşımdan belli bir kısmını verilmesi gereken hak eden insanlara zekat olarak o niyetle veriyorum. Daha sonra maaştan biriken parayı da zekat hesaplamasına dahil edeceğiz mi? Bu konu biraz kafamı karıştırıyor. Tekrar zekat verilmesi gerekir mi demiş. Evet. Şimdi şu şekilde ifade edelim. Bir kimse almış olduğu maaş, ücret bunları biriktirip yıl sonunda temel ihtiyaçlarını da yıl içerisindeki hani üzerinde kendisinin ve çocuklarının ihtiyacı olan temel ihtiyaçları da düştükten sonra nisap miktarına eğer birikimi ulaşıyorsa bu nisap miktarına ulaşan birikimden 80.18 gram altına ulaşıyorsa 24 ayar üzerinden bunun 40'ta birini zekat olarak verir. Burada bir husus var. Kısaca işaret etmek istiyorum. Buyurun. Bazı alimler ilk ulaştığında üzerinden bir yıl geçmesini şart koşarken bu ücretlilerin, maaşların hani yıl sonuna kadar artırdıkları birikimler ve bütün elindeki birikimin 80.18 gram altına ilk ulaştığında bunun üzerinden bir yıl geçmesini şart koşar. Aynı diğer konularda söylediğimiz gibi bazı alimler de bunu şart koşmazlar. Bu ayrıntıyı zikrettikten sonra sorunun cevabına gelirsek kişi her ay almış olduğu maaşın temel ihtiyaçlarına düştükten sonra zekatını verirse ve yıl sonunda da önceden vermiş olduğu bu bir hani zekat paylarını toplar. Bunu yıl sonunda yani avans olarak verir ve yıl sonunda vermesi gerekenden düşer. Ondan dolayı yıl sonunda yine elinde bir birikim varsa ondan ikinci defa düşmesine gerek yoktur. Yani ben şöyle anladım. Diyelim ki 15 bin Türk lirası zekat vermesi lazım totalde. Toplamda. Totalde. Her ay 1000 lira verdi. 12 ayın sonunda 12 bin lira vermiş oldu. 3 bin lira eksiği var. O zaman sadece 3 bin lira verir. Verecek, değil mi hocam? Hatta bazen fazla da vermiş olabilir. Onu da önümüzdeki seneden düşebilir mi? Düşebilir. Peki efendim. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet döneminin önemli edebiyatçılarından Mahir İz, Allah rahmet eylesin. Bu hocamız her ay, tabii bu edebiyat öğretmeni, evet. Her ay aldığı maaşın hiç temel ihtiyaç falan filan çıkarım yapmadan 40'ta birini zekat olarak verir. Ondan sonra gerisini kendisi yermiş. Tabii zekatı da daha çok öğrencilerine verirmiş. Eyvallah. Bu da yani ayrı bir husus. Efendim temel ihtiyaç şunu çıkarayım bununla uğraşmazmış. Allah rahmet eylesin. Amin. Rabbim yapmış olduğu bu yardımları, verdiği zekatları ahirette karşısına güzel olarak, güzel bir amel olarak çıkarsın diye dua edelim. Eyvallah hocam. Mahiriz hocamıza Allah rahmet eylesin. Benim çocuk yaşlarım diyeyim. Gencim hala, o yüzden hocam gençlik diyemiyorum da. Çocuk yaşlarımda okuduğum Yılların İzi kitabı vardı. Hatıraları. Hatıraları. Evet. Özellikle genç arkadaşlarımdan okumalarını şiddetle tavsiye ederim. Aileler çocuklarını alıp okutsunlar. Bence güzel izler bırakacaktır Mahir İz Hoca'nın kitabı. Kahramanmaraş'tan Mesut Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim. Hocam selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam ben Kahramanmaraş'tan arıyorum. Bir sorum olacak da. Buyursunlar efendim. Şimdi benim evim vardı. Evime hocam Temmuz ayında bir arkadaşla anlaştık. 930 bin liradan sattım.
ama şu şekilde sattım. Ben işte bir firma aracılığıyla alacağım dedi. Firmadan aldığım para da yaklaşık bir ay sonra teslim olacak. O yüzden ben size 300 bin liranızı şimdi vereyim. Aramızda anlaşmamızı yapalım. Geri kalan paranızı da ben size bir ay sonra teslim edeyim dedi. Tamam. Anlaştık, kabul ettim ben bu şekilde. Yani tahmini olarak da Ağustos'un 15'i, Ağustos'un 20'si gibi dediklerine göre paramı vereceklerdi. Ancak o dediğimiz firma uzattı, uzattı. Aha bugün, aha yarın. Ondan sonra tekrar dedi ki onaylamıyorum. Ben size bu krediyi çıkartmıyorum dedi. Onlar beni aradılar. Hocam planladığımız gibi olmadı. İşte vermeye çalışacaktık, veremedik. Biz kendimiz temin etmeye çalışalım, biz bulalım diye 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 hocam yaklaşık 3 ay boyunca geciktirdiler. Burada şu soru var. Şimdi ben onlara güvenerekten kredi kartı harcamaları yapmıştım zamanında. Onlardan alacağım parayla da kredi kartımın borcunu ödeyecektim. Onlar bana para ödemesi yapamayınca ben de haliyle kredi kartımın borcunu ödeyemedim. Bu sefer kredi kartım bana borcumu ödeyemediğimden dolayı faiz yansıttı. Şimdi benim burada soracağım soru şu. Biz bu adama desek ki kardeşim sen beni zarara uğrattın. Ben senden dolayı ödemem gereken paramı ödeyemediğim için ben zarar ettim ve kredi kartına ben faiz ödedim. Bu parayı bana vermen gerekiyor dediğim zaman bu paranın dini olarak hükmü nedir? Almam caiz mi değil mi? Soralım Mesut abi, bakalım hocam ne diyecek. Allah kolaylıklar versin. Kahramanmaraş'a çok çok selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? İşte kişi olsun, firma olsun Müslüman ahde vefakar olmalı. Verdiği sözü yerine getirmeli. Aksi takdirde böyle herkes birbirine karşı borçlanıyor, borcunu ödeyemiyor ve sıkıntıya giriyor. Herkesin tabii sıkıntısı kendisine ama problemler bir kar topu gibi yuvarlanıp büyüyor. Tabii. Ondan dolayı hepimiz Müslüman sıfatımızla, doğruluk sıfatımızla, efendim ahde vefa sıfatımızla yani sözümüzü yerine getirmeye çalışmamız gerekiyor. Tabii ki. Bu konuda anlatırlar büyüklerimizden, Mehmet Akif Ersoy'dan çok enteresan hikayeler var. Saatlerce yağmurun altında bekledi. Yani okusun kardeşlerimiz, öğrensinler. Ahde vefa, borcu vaktinde ödeme çok önemlidir. O konuya girmeye gerek yok. Merak etsinler ki ben de evet. O detayı o yüzden tabii ki. Hocam. Şimdi kardeşimizin sorusuna gelirsek, herkes kendi yapmış olduğu akdin sonucuna katlanmalıdır. Kardeşimiz kredi kartı ile alışveriş yapmıştır. Ve onu vaktinde ödeyemediği için bir takım sıkıntılara girmiştir. Bir defa vaktinde ödemediği için bunun sıkıntısını kendisi karşılayacaktır. Onun sorumluluğu kendisindedir. Fakat beyefendiye borcunu ödemeyen kişi, hani firmadan parasını alamadığı için ödemeyen kişi ise bu ödeyemediği paranın kaç ay ödeyemediyse bu müddet zarfında enflasyonda meydana gelen farkı ana paranın üzerine koyarak borcunu ödemelidir. Oluştuysa. Oluşmadıysa zaten artı olarak ödenecek bir durum, verecek bir husus yoktur. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yusuf Bey'in bir sorusu var. Buradan da hani bizim Diyanet Televizyonu'nda engel yok diye böyle bazen bir şey çıkıyor ya. Şu anda ekranlarda da görülüyor. Kamil Bey, ağabeyim, hocam size işaret diliyle bu söylediklerimizi çeviriyor. Hocalarımızın cevaplarını çeviriyor. Yani bizi işaret dili üzerinden takip eden aziz takipçilerimiz, dostlarımız da var. Biraz da onlarla alakalı bir soru. Diyor ki, işitme engelli bir dostumuz camide cuma namazında irad edilen hutbeyi haliyle dinleyemiyor. Çünkü işitme problemi var. Cuması makbul müdür? Evet. Şimdi muhterem hocam, diyelim ki hutbe esnasında hocamız hutbeyi irad ederken ta arka saflarda olan bir kimse hocanın sesini işitmiyorsa
bu kişinin hutbesi, hutbeyi dinleyemediği için, yani hocanın sesini duyamadığı için cuması geçerli olduğu gibi, işitme engelli olan bir kimsenin hutbeyi duymaması durumunda da onun cumasının geçerli olması, yani ilk evvel Allah'ın izniyle sıkıntı yoktur. Evvel emirde sıkıntı yoktur. Yani kısaca şunu ifade edelim. İşitme engelli bir kardeşimizin hocanın sesini duymaması onun cumasına engel değildir. Hatta şunu da söyleyelim. Diyelim ki bir kimse cemaate gecikmiş. Efendim cemaate geldiğinde hocamız hutbeden aşağıya inmiş ve farz namaz başlamış. Bu kardeşimiz doğrudan farza, yani imama uysa, bu kardeşimizin de cuması tamamdır. Önemli olan o gün cuma vaktinde hutbenin okunmuş ve bu hutbeyi de cemaatin, belli bir cemaatin tamamının olmasa bile dinlemiş olmasıdır. Bu durumda hutbeyi dinleyemeyenlerin cuması da geçerlidir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Tabii bu sırada ben şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bizi işaret dili üzerinden dinleyen, takip eden dostlarımız var. İşaret diliyle alakalı gereksinim duyan, yakınları olan dostlarımız da var. Mesela bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazlarında hutbe işaret diliyle de tercüme ediliyor. Bildiğim kadarıyla her ilde de aşağı yukarı bu tarz çalışmalar var. Yanımızda, yöremizde, eşimizde, dostumuzda işaret diliyle alakalı böyle gereksinim duyan işitme engelli dostlarımız varsa, il ve ilçe müftülüklerinden hangi camide işaret diliyle hutbe veriliyor diye sorulursa, bu anlamda somut bir cevap alacaklardır diye düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir şey de ben eklemek istiyorum müsaadenizle. Yakın bir zamanda başladı. Kamil kardeşim daha iyi bilir. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nin üst katında mahfilinde cuma günü, cuma namazını kılan hanımefendilerin bölümünde de işaret diliyle tercüme yapılıyor diyelim. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Yani hanım kardeşlerimiz de istifade onlar da istifade edebilirler. Evet, bizim bugün ekranlarda görülen Kamil abim ve şu anda ekranda olmayan ama yarın aramızda olacak olan, pazartesi aramızda olacak olan Mahmut abimiz var. Onlar da bu işin öncülerinden, her ikisine de çok çok selam ediyoruz. Emekleri var olsun. Allah sağlık afiyetten ayırmasın. Malatya'dan Suat Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Suat Bey. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Şimdi ben tefsir okuyorum. Tefsirde bazı müfessirlerin Kur'an'ı açıklarken farklı yorumlar yaptığını gördüm. Ya bu konuda insan bazen şüpheye düşüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyoruz. Ama tefsirlerde de farklılık olunca acaba Rabbimiz söylemiş olduğu müfessire göre mi doğru, yoksa diğer müfessire göre mi doğru? Kapattınız ama ben soruyu anladım. Malatya'ya selam ediyoruz efendim. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Evet. Ne güzel, tefsir okumak güzel. Müfessirlerin yorum farkının olması da bu işin doğasında var, evet, değil mi hocam? Şimdi Kur'an-ı Kerim hem lafzı hem de manasıyla Allah'ın kelamıdır. Hem lafzı hem de manasıyla mucizedir. Bu önemli hususu hatırlattıktan sonra şunu ifade edelim. Kur'an'da geçen lafızlar ile mana ilişkisi bir takım yorum farklarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ben bir misal vereyim. Yani konu çok detaylı, usulü fıkıh ilmini okumayı gerektiren bir husustur. Ama anlaşılması için çok kısa bir misal vermek istiyorum. Türkçemizde ses teş dediğimiz kelimeler var, biliyorsunuz. Yani lafzı bir, manası çok olan kelimeler. Bunlar Arapçada müşterek kelime veya usul fıkıh ilminde müşterek kelimeler de denilir. Misal verirsek yüz kelimesi. Yüz kelimesinin kaç tane manasını şimdi aklımızdan geçirebiliriz? Bir veç, yüz.
İkincisi rakam olarak 100. Üçüncüsü hani bir denizde, gölde, nehirde yüzmekten emir 100. Üçüncüsü bir hayvanın derisini 100. O da yine yüzmekten emir 100 değil mi? Evet. Bakın şu anda benim aklıma 3 tane mana geldi. Belki başka kardeşlerimiz daha da söyleyebilir. Yani. Şimdi bu durumda bir kelimeden 4 mana çıktı. İşte müfessirlerimiz de Allah-u Teala'nın hikmeti gereği o kelimeye yüklemiş olduğu manaların birini bir müfessirimiz söylüyor, birini öbür müfessirimiz söylüyor. Tabii müçtehit alimler, fakih alimler de bu şekilde manaların farklılığından hükümlerin farklılığına kanat açıyorlar. Ve böyle de işte mezhepler ortaya çıkıyor. Mezheplerin ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi diyelim. Daha başka sebepler de var tabii. Hatta bir asırda bir kelimenin kullanıldığı manayla diğer asırda aynı kelimenin kullanıldığı farklı mana farklı olabiliyor. İşte bu da efendim rahmetin, Rabbimizin bize bahşettiği rahmetin bir göstergesidir. Ondan dolayı Allah katında elbette ki doğru birdir ama müçtehit imamlarımız Rabbimizin katındaki o doğruya ulaşmaya çalışırlar. İsabet eden 2 sevap alır, hata eden 1 sevap alır. Eyvallah. Yeter ki yani bu noktada usulü fıkhın, yani fıkıh metodolojisinin, usulünün koymuş olduğu temel kuralların dışına çıkmadan, alimlerin ortaya koymuş olduğu o çizgiden dışarıya çıkmadan, yorum farklılığıyla hareket etmede herhangi bir problem olmaz. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Melisa isimli izleyicimiz selamlarını iletmişler efendim size. Karı koca hacca giden insanlar için erkeğin ihramının alt ve üst parçaları işaretlenip sürekli üste giydiği parçasını daha sonra eşi vefat ettiğinde hanımefendi için böyle bir kefen bezi olarak düşünmüşler diyor hocam. Dolayısıyla bunda bir sakınca var mı? Bir, ikincisi alt ve üst parça karıştı, bu durumda bir sıkıntı olur mu demişler. Ne dersiniz? Yani değerli kardeşim, bu insanların kafasından efendim kendi kendilerine kabul ettikleri bir husus. Bunun dinimizle, Allah'ın emirleriyle, peygamberin sünnetiyle herhangi bir ilişkisi yoktur. Ha, kefen bezi nedir? İnsanın vücudunu örten her türlü bezdir, temiz bez. İhram elbisesi kullanılır mı kefen bezi olarak? Kullanılır. Ama illaki efendim belirleyelim de biz illaki ihram olsun, elbisesini hani oradan başlayalım. Üstü veya altı fark etmez. Kefen bezi illa ihram elbisesi kullanalım. Bu yanlıştır. Biz üstünü kullanalım dedik, o olsun. Altını bunu vasiyet ettik ki bunların hiçbir tanesinin geçerliliği yoktur. Rabbim bize hayatımızda iman nasip eylesin. Amin. Ameli salih nasip eylesin. Allah'a karşı salih amel, yani ibadetlerini yerine getirenlerden olmamızı, amin. İnsanlara karşı salih amel, komşuluk hukukundan tutun da trafik hukukuna kadar ve diğer canlılara karşı salih amel yapan hayvanattan nebatata kadar bu şekilde hareket eden kimselerden eylesin. Yoksa hangi bez bize kefen olacakmış? Bunlar hiç önemli değil. Şu anda Gazze'de binlerce insan kefensiz defnediliyor. Rabbim bizlere ahirete iman ile, salih amel ile göçmemizi nasip eylesin. Amin hocam. Gazze'deki kardeşlerimize de yardım eylesin. Amin. Zalimlerin zulmünden de bütün hepimizi ve özellikle o kardeşlerimizi engel eylesin diye dua edelim. Amin hocam. Allah razı olsun. Kahramanmaraş'tan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Buyursunlar. Hocam benim size birkaç tane sorum olacaktı. Buyurun. Özellikle dini nikah konusunda bilgi almak istiyorum. Ben dini nikahlı olaraktan bir birliktelik yaşadım.
Bir tane de çocuğum oldu. Daha sonrasında ayrıldık. Ayrılığımızın üzerinden 14 yıl geçti. Ve biz ayrılırken ben ondan dini nikahımı boşanmak istedim. Bu kişi de bana boşamayacağını söyledi farklı bir dille. Resmi nikah yaptırmış bunlar. Resmi nikah yoktu değil mi Ayşe Hanım? Evet, yoktu. Hı hı. Ve o gün bugündür biz boşamadık. Ben bu nikahı nasıl oluyor yani? Ben evli miyim? Boşandım mı? Ve nasıl boşanabilirim? Soralım eğer... Ayşe Hanım. Diğer sorunuz nedir efendim? Diğer sorum da hocam hediyelerle alakalı. Şimdi mesela biz yakınımızın düğünü olur, eşimizin, dostumuzun, çocuk falan bizde hediyeleşmek sünnettir diye hediyeler götürürüz. Bunları, ben bunları karşılık beklemeden yapıldığını biliyordum ve gücümün yettiği kadar yapmaya çalışıyordum. Hı hı. Ancak yakın bir zamanda bunların tekrardan gelen düğünde takılan takıların, ne bileyim çocuk görmesi, ev görmesi gibi hediyelerin birebir tekrarının iade edilmesi, ödünç deniyor. Yani o bana taktı, ben de ona takmak zorunluluğum var gibi. O zaman bu hediyeye giriyor mu? Ben girmiyor diyorum. Bir tartışmaya girdik. Yani bu kul hakkına mı giriyor ödeyemeseler? Soralım ya bunu ben... da inşallah Ayşe Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? Bu konuda geri ödemek gibi bir sorumluluğumuz var mı? Doğrusu ben de merak ettim. Kahramanmaraş'a selamlar, hayırlı akşamlar. Ortada bir resmi nikah yok. Evet. Dini nikahlı bir evlilik yapmışlar. Nihayetinde 14 yıldır ayrı yaşıyoruz ama beni boşamadı diyor. Evet. Şimdi muhterem hocam bu yani efendim programda defalarca dile getirilmiştir. Biz kardeşlerimize hep şunu söylüyoruz. Dini nikah sadece tek başına yeterli değildir. Resmi nikah yapmadan kıyılan dini nikahlar eşler arasında hakkı ve hukuku bugünümüz itibariyle sağlayamamaktadır. Zira kardeşlerimiz resmi nikah yapmadan sadece dini nikahla evlenseler, ondan sonra birisine hak vaki olsa birbirlerine bugünkü anlamda mirasçı olamazlar. Yani mahkemeye gitseler, mahkeme onlara mirastan herhangi bir pay vermez. Halbuki onlar karı kocadır değil mi? Mirastan pay almaları gerekir. O açıdan tekrar ifade edelim ki bu vesileyle resmi nikah yapmak, nikahı tescil ettirmek ta öteden beri, Osmanlı döneminden beri, hatta daha önceki dönemlerden beri gerekli olan bir şeydir. Nikahı tescil ettirmek gerekir ki insanlar haklarını koruyabilsinler. Elbette. Bu önemli bir ayrıntı. İşte bakın bu kardeşimiz resmi olarak evlenmemiş, dini olarak evlenmiş ve belli bir müddette yaşamışlar. Şimdi de beyefendi boşamıyorum diyor. Ne olacak? Sıkıntı. Buyurun cenazenin. Şimdi burada biz her ne şey söylersek yanlış olur. Bu açıdan tabii bunun bir çıkar yolu yok mudur? Vardır. Ama bu konuda ben bu çıkar yolu efendim kardeşime şöyle söylemek istiyorum. Bulunmuş olduğu ilin efendim il müftüsüne, ilçe müftüsüne eğer ilçede oturuyorlarsa başvursunlar. Hı hı. Oradaki hocalarımız bu kardeşlerimize yardımcı olacaktır. Eyvallah hocam. Evet. İkinci soru, altın hani böyle düğünlerde, sünnetlerde, evet, ev görmelerinde takılır ya. Taraflar bunu eğer geri isteme maksatlı veriyorsa bu durumda ne olur dedi hocam. Şimdi, kısa bir cevap istedim. Yani değerli hocam bakın bu konuda toplumsal bir problemimiz var, hatamız var. Bana göre bu konuda bir ahlaki sıkıntımız var. Biz bir yere, bir düğüne, bir sünnet düğününe veya bir şekilde bir hediye götürüyorsak, bunun adı hediye ise... Efendim biz hediye olarak bunu takıp geri dönmemiz lazım. Artık aklımızdan bana bu geri gelecek düşüncesini çıkarmamız gerekir. Çünkü efendim diyelim ki evin büyükleri olan hanımefendi ve beyefendi çocuklarını evlendiriyorlar. Onlara
hediye geliyor. Ondan sonra o gençler evlenip gidiyorlar. Şimdi bu sefer toplumda bu evin büyüğü olan anne ve baba çocuklarına takılan hediyeden dolayı sanki karşı tarafa bir şey götürmek zorunda. Peki bunların gerçekten gücü yoksa ya da öyle bir anlaşma mı yaptılar? Siz benim çocuğuma getirin, ben sizin çocuğunuza getireyim. Öyle bir anlaşma da yok. Öyle bir beklenti içine girilmesi de yanlış. Ama toplumda bu konuda yanlış bir örf oluşmaya başladı. Altını çiziyorum. Bu yanlış örfü düzeltmemiz gerekiyor. Yani hediye hediyedir. Hediye hediyedir. Eğer hediye götürmek istemeyen bir kimse, borç götürmek isteyen bir kimse lütfen götürmesin. Hiçbir şey götürmesine gerek yok. Kuru ayağıyla oraya gidip orada hayırlı olsun demesi, ikram edilen bir şey varsa ondan yiyip ayrılması, yoksa da Allah hayırlı etsin deyip ayrılması en doğrusudur. Doğru, yoksa hediye verip de ondan sonra bunu beklemek gerçekten doğru değildir. Ahlaki değildir. Yanlıştır. Bu bize uygun bir örf değildir. Bunu örfleştirmeyelim. Eyvallah. Gelenek haline getirmeyelim. Peki hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah anlaşılmıştır. Kahramanmaraş'tan Şeref Bey telefon attığımızda. Tamam, aç. Hoş geldiniz Şeref Bey. Televizyonun sesini kapatmanız lazım. Siz televizyonun sesini açın diye talimat verdiniz ama. Selamlar, hayırlı akşamlar hocam. Aleyküm selam. Hocam biz bir kaza yaptık, araba kazası. Geçmiş olsun. Kaza tabii, araba önümüze kırdı, avda bir yarak yapmadı. Bunu yaptırıyoruz da. Bu araba kazasındaki hasar, yani ileride değer kaybediyor. Bunu almamız doğru mu değil mi onu soracaktım. Peki efendim, soralım. Allah Rabbim beterinden saklasın. Kahramanmaraş'a selamlar. Çok kısa istirham edeceğim. Kahramanmaraş'tan Şeref Bey'in sorusu. Trafik sigortalarının getirdiği bir değer kaybını, evet, almakta bir mahsur var mı? Yani sigorta şirketi eğer bunu karşılıyorsa bu değer kaybı alınabilir. Ya da kişiler mahkemeye başvurup da mahkemede maddi bir tazminat şeklinde bunu elde ederse bunu almakta da bir sakınca olmaz. Eyvallah hocam. Vaktimizin sonuna geldik hocam ama birkaç selam var. Veysel Coşkun Adana Seyhan'dan, bizim müdavim izleyicilerimiz selam vermiş. Almayınca da Furkancığım selamımızı almaz oldun demiş. Aleyna aleyküm selam diyelim. Aleyküm selam diyelim kardeşimize. Özelden mesaj atan izleyicilerimiz var. Sakarya'dan selamlar demişler. Fransa'dan selam var. Ve İzmir'den Adnan Kaya, o da müdavim izleyicimiz hocam. Çok çok selamları var size. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi ki varsınız. Bütün kardeşlerimize, izleyenlerimize sağlık, sıhhat, afiyet dileyelim. Ve aleykümselam diyelim. Eyvallah. Hepsine birden. Bir de Hamide ablamız var hocam. Allah selam. Ona da aleykümselam. Bir de Trabzon'dan, huzur evinden Rabia teyzemiz var. Ellerinden onlara da çok diyelim. Çok selam olsun diyelim. Çok teşekkürler hocam. İyi ki varsınız. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet aziz dostlarımız, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Bunu duyan bir adam ama insan elbisesini ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır deyince Allah Resulü Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati inkar etmek, insanları küçük görmektir buyurdu. Cenab-ı Allah güzel ve iyi olmayı cümlemize nasip etsin. Ama kibre kapılmaktan da hepimizi alıkoysun. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Öcü farz mıdır, vacip midir? Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullanılıyor? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.